Merhaba, İlknur ben. Kanalıma hoş geldiniz. Örgü örmek iyi geliyor diyoruz ve birlikte örüyoruz. Ne mi örüyoruz? Rick and Morty'nin Rick karakterini örüyoruz. Siz istediniz, ben de kayıtsız kalamadım. Aslında geçen sene bununla ilgili bir sipariş, talep gelmişti ama benim bir türlü örme şansım olmamıştı, geri çevirmiştim. Arkadan da tarifle ilgili, video paylaşımlarıyla ilgili istekler gelmeye devam edince kayıtsız kalamadım açıkçası. Ama sıralamaya almıştık biliyorsunuz bir 6 ay falan oluyor. Instagram hikayelerimde duyurmuştum ama anca sıra geldi. Yeni örebiliyorum. Şimdi burada Rick'i önden hazırladım. Biliyorsunuz son videolarımda tek bir figürle çıkıyorum genelde. Ama küçük olanlarda yani büyük figürlerde tek figürle çıkmaya çalışıyorum. Birlikte örüyoruz, birlikte yapıyoruz ve o sırada kayıda alıyorum. Ve siz en son bittiğinde görüyorsunuz nihai çıkmış amigurumi. Ama şimdi önden bir hazırlık yaptım. Çünkü çok büyük bir oyuncağımız yok. O yüzden örmek istedim. Boyunu ve iplerini ilk videonun altına yazacağım. Şimdi burada önlük farklı bir markaya ait ama diğer iplerin hepsi tek bir markaya ait. Dediğim gibi hangi marka olduğunu belirteceğim size. Boyunu da yazacağım. Ama şu an kullandığım yapacağımız rig bir tık daha kalın. Ve yine tek bir markaya ait ipler. Şimdi tek tek göstereceğim renkleri size. O yüzden biraz daha büyük olmasını bekliyorum. Bir de büyük olmasını beklememde ikinci etken bacak boyunu iki sıra uzattım. Yani şöyle göstereyim. Şöyle. Bakın, iki sıra fazla ördüm. O nedenle oradan da bir uzunluk kazanacağız. Artı ip zaten dediğim gibi bir tık kalın olduğu için oradan da biraz uzayacak. En az 1-1,5 santim büyük olabilir diye tahmin ediyorum. Şöyle göstereyim hemen iplerimi. Buradaki mavi tonları. Burada bunu kullanacağım. Saçlarda bunu kullanacağım. Çok yakın tonlar. Sadece çok ufak tefek farklar var. Pantolonda bunu kullandım ama aynı markanın şöyle bir ton daha vardı elimde. Varsa bu da tercih edilebilir. Bunlar hep benim açılmış iplerim. Sadece şu iki maviyi yine açıyorum. Ten rengi bu vardı elimde açılmış. Biraz koyu ama bunu kullanacağım. Siyahım aynı şekilde. Beyaz değil, ekru kullanıyorum. Hepsi dediğim gibi tek bir markaya ait ipler. Tığım her zamanki tığım. 3 milim 2,2. Başka neye ihtiyacımız var? Kesmek için makasa, dikmek için etamin iğnesine, dikerken tutturmak için toplu iğnelere ve tabii ki içine doldurmak için boncuk elyafa ihtiyacımız var. Bir de hemen çekime başlamadan belirteyim. İnce bir bacağımız olduğu için uzun. Ördükçe içine elyaf doldurmayı unutmayın lütfen. Yani şöyle 4-5 sıra ördükçe elyafını koyun. Ördünüz tekrar koyun. Bu şekilde ilerleyin. Kollarda da aynı şekilde. Şimdi başlayabiliriz. Dediğim gibi bacağın bir tanesini önden ördüm. Kolumuz nerede? Bir tane de kolu ördüm. Şimdi ilk rikten farklı noktamızdan bir tanesi de ben bunda aklımdaydı ama şuraya mavi çizgiyi o içindeki kıyafetin kazağın çizgisini koymayı unutmuşum. Bunda hatırladım ve koydum. Ama şeyi aynı, her şeyle aynı. Fark bu. Bunda da dediğim gibi iki sıra diğerine göre fazla ördüm. Şimdi siyah ipimizle başlıyoruz. Üçgen bir ayağı var. Şöyle ben onu vurgulamaya çalıştım ama benzetebildiğim kadarıyla yani şöyle üçgen bir şekil vermeye çalıştım gördüğünüz gibi. Şimdi onu yapmaya çalışalım. Siyahımızı alalım. Şimdi sizden gelen isteklerle devam ediyorum. Bir süre daha devam edeceğim. Çünkü çok acil örmemi istediğiniz şeyler var. Onlara öncelik vereceğim. Ondan sonra yine normal listemle yine sizden gelen ama istek listesiyle devam edeceğim. Şöyle baştan başlayalım. Sihirli halkayı yaptım.
Hemen düğümümüzü atalım. 6 tane sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle sıktım. Hemen birleştirelim. Zorlandığım yer burası. Onun da nedenini biliyorsunuz. Çok sıkıyorum çünkü ben. Hemen düğümümü de atıyorum arkaya. Güvenlik tedbirlerimiz maksimum düzeyde. İhmal etmiyoruz. Biz önlemlerimizi alalım, iplerimizi sıkı bağlayalım. Sonra inşallah açılmasınlar. Yine 6 tane sık iğne yapıyorum. Çünkü dediğim gibi sivri, üçgen bir ayakkabı oluşturmaya çalışıyorum. 1 2 3 4 5 Siyah biliyorum görünmüyor. Siz de zorlanacaksınız. Ben de zorlanacağım biraz. Ama örmeye çalışacağız. Çok az bir kısmımızda siyah var zaten. Şöyle 6 tane sık iğnemizi yaptık. Şöyle içini çevirelim. Şimdi 9'a çıkıyoruz. Bunun için bir tek bir çift yapıyoruz. Ve 3 kez tekrarlıyoruz. 1 Şimdi çift yapıyoruz. 2 3 tek yapıyoruz 4 çift yapıyoruz 5 5 6 tek yapıyoruz 7 çift yapıyoruz 9 ve şimdi bunu İki kez daha tekrarlıyoruz. Şöyle alalım. Bir, iki, üç, dört, beş, beş, altı, 7 8 9 bir kez daha yapıyoruz. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 Şurada ipim düğüm olacak sanırım. Önceden oluşmuş herhalde. Bakın. Hemen fark etmişken açalım. Yoksa orada büyük bir düğüm oluşacak. Açıldı mı? Hayır. Nasıl olmuş ben bilmiyorum. Yumak. Kendi kendine düğümlenmiş. Tamamdır. Şimdi iki sıra 9 sık iğnemizi de yaptık. Şimdi ise 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 4. deliğe batıyorum. Şurada 1 2 3 4 4. deliğe battım ve 6 sık iğne yapıyorum. Bu ilk sık iğnem. Şimdi devam ediyorum. 2 3 4 5
ve 6. Şimdi ise zincirin üzerine 4 tane sık iğne yapıyorum. 5 tane de devamında yapıyorum. 1, 2, 3, 3. Tabii tığın ucu kalın olduğu için 4, 5 tane de devamına yapıyorum. Yine 9 sık iğnemiz olacak. 2, 3, 4 ve 5. Şu an burada 9 sık iğnemiz var, bakın. Ve bu 9 sık iğneyi iğne ile toplayıp büzeceğiz. O yüzden çok uzun değil. Şöyle bir ip bırakıp keselim. Dediğim gibi bunu arkadan 9 sık iğneyi iğne ile toplayacağız. Buradan ise beyazla şu kısmı çekeceğiz. Beyaz ipimizi alalım. İçine çok az bir elyaf koydum. Şimdi şu uç kısmımız açık ya, ondan da biraz göstermek için koydum. Yani şu açıklığı görmeniz için 9 sık iğne bırakmıştık. Şimdi onları iğneyle ya da tığla fark etmez. Şöyle öndeki ilmekleri alarak 9 tanesini ön ilmeklerini alarak sadece toplayıp büzeceğiz. 2 3 3 4 5 5 Nerede? Ben de göremiyorum siyah olunca. Açıkçası ben de zorlanıyorum. 5 6 7 8 Allah'tan siyahla öreceğimiz yerler çok az. 9. Şöyle çekip sıkıca çekip büzüyoruz. Şimdi buraya dediğim gibi bir miktar elyaf, belki biraz örmemizi zorlaştıracak ama sonradan da ayak çok küçük olduğu için koymamız çok sıkıntı olacak. O yüzden bu aşamada koydum. Şimdi beyaza geçiyoruz. Beyazla bilek kısmını yapacağız. Şöyle alalım beyazımızı. Düğüm var ucunda. 8 tane ilmek çıkaracağız beyazla. Ve olabildiğince iç kısımlardan çıkaracağız. Yani iç ilmeklerden ki o şey görüntüsünü verebilelim. Çorap görüntüsünü. Şöyle arkadan başlıyorum. Çünkü birleşme yerinin arkada kalmasını istiyorum. Şöyle bir tane aldım. 3 arkadan, 3 önden, birer tane yandan çıkaracağız. 1 2 2 3 Şunların içlerinden almaya çalışalım. Şöyle kıvıralım. 3 4 5 5 6 7 8. 8 tane çıkardık. Şuradan bağlayalım. Yani ikisini birbirine. Şöyle bir tane zincir çekelim. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Şurayı da alalım. Şöyle yani birleşsin diye.
Sekizinci değil de sırayı birleştirmek için. Yedi tane sık iğne yaptım. Bir de ucunu birleştirdim şu şekilde. Şimdi burada hani ip geçişi çok fazla belli olmasın diye hemen ilmeğimi şöyle geri alıyorum ilmeğimi. Kahverengi alıyorum. İki sıra beyazla 8 sık iğne yaptık. Kahverengiyi alalım. Arkada kalsın diye uğraşıyorum. Onu da dış ilmeklerden alalım ki pantolon görüntüsü versin. Şöyle dış ilmeklerden alalım. Bundan değil de buradan alıyorum. Yanlardan birer tane artırıp 30'a çıkacağım. Ona çıkacağım. 1 1 2 artırıyorum. 3 4 5 Bakın dış ilmeklerden alıyorum. 6 Burada artırıyorum. 7 8 9 ve şuradan sonuncuyu alıyorum. Ve 10. Bu da bu şekilde. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Kahverengi toplam 26 sıra olacak. Bir sırasını ördük. Şimdi ikinciyi de birlikte örelim. Şuradan başlayalım. 1 2 Çok yumuşak bir ip, çok güzel. 3 ve kampanya bekliyorum. Sürekli aldığım firmadan rica ettim kendilerinden bu marka için özellikle. Soranlara söylerim. Bakalım yapacaklarını söylediler. Umarım yaparlar. Ama ben sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü bazı renklerim bitmek üzere. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Çünkü her tonu var. Ve inanılmaz zevkli örmesi. 8, 9 ve 10. Şimdi ne yaptık bir özetleyelim mi? Beyazla 3 önden, 3 arkadan, birer yanlardan olmak üzere 8 sık iğne çıktık. İkinci sıramızı da 8 sık iğne ördük. Kahverengiye geçtik. Yanlardan birer tane artırıp dış ilmekleri alarak ona çıktık. Bir sıra daha yaptık. 24 sıra daha bacağı örmeye devam ediyoruz. Nerede bacağımız? Burada. Toplam 26 sıra kahverengimiz olacak ve lütfen unutmayın, şu aşamaya geldiğinizde elyaf koyun. İlerlediğinizde elyaf koyun ki düzgün bir görüntüsü olsun. Bakın bu arada bunda tel falan yok ama bacaklar yine bükülüp şekil alabiliyor. Biraz fazla doldurursanız elyafı sıkı bir şekilde, bakın böyle bacaklara şekil de verebilirsiniz. Yani tel konmuş kadar olmasa da yine de bir esneklik, hareket imkanı sağlar. Ama çok da aşırı doldurup dışarıdan elyafların görünmesine neden olmayın. Hani ipinizi bilemiyorum şu an açılıyor mu, kulağınızın sığınkanlığını da bilemiyorum. Ama benimki gibi açılmıyorsa sıkı doldurun ki şöyle şekil imkanı olsun. Ben de ördüm 26 sıra kahverengi. Diğerini de zaten 26 sıra örmüştük. Şimdi nerede bıraktığımı söyleyeyim. Bacakları şu şekilde eşleştireceğim. İlkini 26. sırayı şöyle katlayalım. 1 2 tane sık iğne geçip bırakmışım. Bunda ise 26'yı döndüm, geçtim, biraz daha ilerledim. Bu tarafına ilerledim. Çünkü aynı yerde bırakırsak birleştiremeyiz. Bu tarafa döndüm. Onu da üst sık iğne ilerleyip döndüm. Şimdi bunları şu şekilde birleştireceğiz. Alalım. Şu kahve tonu da çok güzeldi. Aslında kararsız kalmıştım ama en son bunda karar kıldığım için bu şekilde devam etmiştim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç,
4. Diğerini de alıyorum. Bacak yönlerine dikkat edin. Şu şekilde. Ve şu kaldığı yerden devam ediyorum örmeye. Şöyle alalım ipimizi de içeriden. Kaç tane? 10 sık iğnemiz var. Burada 10 sık iğne var bacakta. Hemen yapalım 10 sık iğnemizi. 1 2 3 4 5 Şunu içeriye alalım. 6 7 8 9 ve 10. Şimdi zincirin üzerinden 4 sık iğne geçeceğiz. Bakalım şöyle. Şuradan alalım ilkini. 1 2 3 ve 4. Şimdi 10 tane de bu bacaktan ilerliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 4 tane de zincirin burasından, bu tarafından alıyoruz. 4 ilmekte. 1 2 3 ve 4. Şöyle bacaklarımızı alalım. Bakın şöyle. 10 buradan sık iğne aldık bu bacaktan. 10 tane de buradan 20. 4 zincirimiz vardı. 4 gittik, 4 geldik. 8 de oradan. Şu an 28 tane sık iğnemiz var. Bu 28 sık iğneyi 3 kez dönelim. Başlangıç noktamıza gelelim. Orada siyaha geçeceğiz. Yani üst sıra 28 sık iğne yapıyoruz. Ben de ördüm üst sıra kahverengiyi. Şimdi tam buradayız. Bakın neredeyiz? Başlangıç noktasındayız. İpim duruyor orada zaten. Almadım. İpin hizası burada. Bir öndeyiz. Yani şöyle katladığımda 1, 2, 3, 4, 5, pardon şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. sık iğnenin deliğindeyim. Şimdi siyaha geçiyorum çünkü siyahla kemerimiz var. Bir de sarı kemer tokamız var. Şöyle alıyorum ipi. Siyaha geçiyorum. Kemer tokasını da ben örerken koydum. Sonra etrafına şöyle bir çerçeve yaptım. Yani çerçeveye çok gerek var mıydı bilmiyorum ama yaptım yine de. Hemen düğümleyelim şöyle. Alalım. 10 tane sık iğne yapıyoruz önce. Ama bu pantolon olduğu için kemerin de tabii dışında olmasını istediğimiz için görüntü olarak şu dıştaki ilmeklerden alıyorum. Yani flo yapıyorum. Alalım. 10 tane. 1 2 3 3 4 5 Bu arada kahverengiyi keselim. Sonra ben siyahla onu düğümleyip yok edeceğim ama şu an bize engel olmasın. 5 oldu şu an. Şöyle içine alacağım ki örerken sıkıntı olmasın. 5 6 7 8 9 ve 10.
Şuraya kemer tokamız gelecek. 10. Şu ipi hemen geri çekiyorum. Yani şöyle toplamıştım ya. İlmekleri pardon söküldü. Tekrar yapıyorum. Şöyle bırakıyorum. Ve sarıya geçiyorum. 3 tane de sarıyla yapacağım. Aslında daha canlı sarım var ama içimden bunu kullanmak geldi. Yani şu ton var aslında elimde. Ama sanki bu daha şık duracak gibi geldi bana. Şimdi 3 tane sık iğneyi de sarıyla yapıyoruz. Şöyle alalım onu da. 1 2 3 Şimdi tekrar siyaha geçiyoruz. Tabii kemer yerinizin doğru yerde, yani toka yerinin doğru yerde olup olmadığını kontrol edin yaparken. Çünkü bir sıra önde olursunuz, arkada olursunuz. Yani olmaması lazım ama yine de her ihtimale karşı. Bir. Şöyle bir aldım. Şimdi 15 tane de siyahla yapacağız. 2. 3. 4. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şimdi yine devam ediyorum siyaha. Yine 10 tane sık iğne yapacağım. Ayrı çipimiz nerede? Şurada. Yine siyahla 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Bunda siyah belli olmamıştı. Kahverengi çok koyu olduğu için. Şimdi bunda çok net belirgin olacak kemerimiz. 3 4 5 6 7 8 9 10'uncuyu toplamıyorum. Tekrar sarıyı alıyorum. Şöyle siyahı sıkalım. Yine 3 tane. 1 2 3 ve bunu alalım. Tekrar siyahı alıyorum. Ve sıra sonuna kadar siyahla devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 toplamıyorum çünkü turkuaza geçeceğim. Bakın şöyle oldu kemer toka yerimizde. Şimdi turkuaza geçiyoruz. Şimdi siyahımız burada. Sarıyı keselim çünkü sarıyla işimiz bitti. Aynı şekilde siyahla işimiz bitti. Bunları birbirine bağlayın lütfen hepsini. Ben de bağlayacağım hepsini. Şu yeşil ayraç ipimi de çekiyorum. Şimdilik şöyle içeri alıyorum. Ama siyahın ucunu tabii kaybetmeyelim. Çünkü alttan sıkacağımız için. Nerede o? Şöyle. Şuraları da sıkı sıkı doldurmayı unutmayın. Çünkü ilerledikçe zorlaşacak. Şimdi ben de dolduracağım birazdan. Turkuaz ipimi alıyorum. Çok tatlı bir turkuaz. Yakın gibi tonları ama bakın farklı biraz. Bu da çok güzel bir ton.
Zaten bu markanın renk skalası çok geniş. Mesela bir mavi tonun, mavi bir renk ama çok fazla tonu var. Görüyorsunuz kahve bir renk ama bir sürü tonu var. O yüzden alternatif çok fazla. Şimdi turkuazı alıyorum. Zaten 28 sık iğnemiz var. Hala 28'deyiz. Aldım. Şöyle aldım. Bu sefer iç ilmeklerden. Çünkü kemerimiz dışarıda kalacak ya. 28 tane sık iğne yapacağız. Şu siyahı bir iki tane yürütelim alttan. İç ilmeklerden bulo olarak 28 tane sık iğne alıyoruz. 2, bu şekilde biraz göstereyim size. 3, 3, hemen geri aldım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sıra sonuna kadar gidelim mi? Gidelim. 16, 17, 18, 19, 20. Geri alıyorum. Şu an 18 miydi? Sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve sonuncu ilmeğimiz 28. 28 tane ilmeğimiz var. Şimdi bu 28 tane olan ilmeğimizi 13 sıra daha örüyoruz. Yani şu ilk ördüğümüz sırayla birlikte toplam 14 sıra turkuaz gitmiş olacağız. Daha sonra omuzdan eksiltmelere başlayacağız. Ama şimdi 13 sıra daha örelim. Turkuazla gövdemizi ördük. Bakın ip değiştirme yerimiz burasıydı. Tam sıranın hemen sağındaki ilmekteyiz. Şöyle. Bu üstünde değil, sağında. Burası çünkü bitme noktası. Şimdi eksiltmelerimiz olacak. Onlarla devam edelim. Daha sonra da baş yapımına geçeceğiz ama tabii ki öncelikli olarak gövdemizi tamamlamamız lazım. Şu ipi alıyorum ben. Şöyle aldım. Şimdi iki tane sık iğne yapacağım. Yerleştiremedim. İki tane sık iğne yapacağım. Bir, iki, dört tane eksiltme yapacağım. Şöyle. Bir, yanlara gelecek eksiltmeler. İki, biliyorsunuz öndeki iki ilmeği aynı anda toplayarak yapıyorum. Üç ve dört. Sonra 7 tane sık iğne yapacağım. 1 2 2 3 4 4 5 şöyle alalım. 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar 4 tane eksiltme yapıyorum. 1 2
Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir, şöyle gevşek oldu, tekrar alıyorum. Bir, iki ve üç. Şimdi devam ediyoruz. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sefer 3 tane eksiltme yapıyorum. Birinci eksiltme, ikinci eksiltme, üçüncü eksiltme, dört tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, dört tane sık iğne yaptım. 3 tane eksiltme yapıyorum yine. 1 2 3 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu sırayı 3 tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. 1 1 2 3 Şimdi turkuazda son sıramız. Yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Şu ipimizi çekelim. Takıldı bir yere, çekemiyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu sırayı turkuazda tamamlıyorum. 1 2 3 Pardon, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Sesler gelince benim de kafa karıştı. Çünkü evde rahat yok, gördüğünüz gibi. Herkes evde olunca maalesef şartlar bu. Şimdi 3 tane eksiltiyorum. 1 1 2 Şimdi göstermesi biraz zor olacak. 3 tane eksiltme yaptım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yine 3 tane eksiltme yapıyorum. Şöyle alacağım önden. 1 1 2 3 Üçüncü eksiltmeyi yaptım. Şimdi bir sık iğne daha yapıp bundan sonra artık boyna geçiyoruz. Turkuazda son sık iğnemizdi. Lütfen vücudu da iyice dolduralım. Gövde kısmımız bitti. Lütfen burayı sıkıca doldurun. Ben şimdi boyna geçiyorum ten rengiyle. Şöyle alalım. 8 tane sık iğnemiz var şu an. Bu 8 tane sık iğneyi 2 kez de krem ten rengiyle devam ettirip boynu yapacağız. Şimdi buna kazak görüntüsü verebilmek için İç ilmeklerden alacağım. Yani bula yapacağız. Şöyle alayım. Şöyle birleştirelim. Burada şimdi iyice sıkmazsak gevşek oluyor. Neyse, ben onu halledeceğim sonra. Size göstereyim en azından. Çünkü bacaklar uzun olduğu için döndüremiyorum şu an bacakları. Şu ilk ilmeği alayım. Ondan sonra sıkacağım arkadan. Heh. Şöyle her ikisini de. Bir tane aldım. Şimdi ikinciyi alalım. Üçüncüyü. Üçüncüyü alalım. Dört. Bu boynu da sıkı sıkı dolduralım ki dik dursun. Beş. Daha nasıl tutacağımı bilemedim. Şöyle tutacağım artık. Beş. Altı. Yedi, sekiz.
Şu şekilde 8 sık iğne olarak boynu aldım. Bir sıra daha 8 sık iğne gidiyoruz. Sonra her sık iğneye çift batarak 16'ya çıkıyoruz. Sonra yine her sık iğneye çift batarak 32'ye çıkıyoruz. 32'ye çıktıktan sonra da 12 sıra daha 32 sık iğne örüyoruz. Tekrarlayayım mı? Şu an neredeyiz? Şuradayız. 8 tane ilmek aldık. Bir tane daha 8 yapıyoruz. Sonra her sık iğneye çift batarak 16'ya çıkıyoruz. Tekrar her sık iğneye çift batarak 32'ye çıkıyoruz. Sonrasında ise 12 sıra daha 32 sık iğne örüyoruz. Dediğim sayılarla ben de ördüm. 8, 8, 16, 32. Üzerine de kaç sıra? 12 sıra. Evet, 12 sıra daha 32 ördük. Şimdi ne aşamaya geldik? Lütfen şu, bakın şöyle göstereyim. İç boyun kısmının yeterince elyafla dolduğundan emin olun. Şöyle içini zaten elyaf dolduracağız çünkü eksiltmelere geçiyoruz artık baş kısmını. Ama şu kalıntının arkasıyla şöyle boyuna da itin. Çünkü boyunun başı taşıyacağı için ince bir boynumuz var. Sağlam olmasını isteriz. Şöyle şu kısmı yeterince elyaf doldurduğunuzdan emin olun lütfen. Şöyle biraz daha ittireceğim. Bakalım. Yok, hala daha yeterince yok. Kalınla yapıyorum çünkü ince içinden geçeceği için o ittirme işlemini yapamayabilir diye. Bakalım şimdi ne durumdayız. Yani çok değil. Yeterince elyaf almadı burası. Bakalım. Tamam. Şimdi ise şu an 32 tane sık iğnemiz var. Ne yapıyoruz? Eksiltmelere geçiyoruz. 22'ye ineceğiz. Bunun için ayıcım nerede? Şurada. Şimdi 28 sık iğneye iniyoruz 32'den. 6 tane sık iğne, 1 tane eksiltme yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve eksiltiyorum. Bunu 4 kez yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eksiltiyorum. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eksiltiyorum. Ten rengi bir ton koyu oldu diğerinden. Bir ton değil, birkaç ton koyu oldu ama bu markaya ait bu tonlar kalmadı elimde. Sadece bu vardı. O nedenle bunu kullanmak zorunda kaldım. Yoksa farklı tonları da var. Çok fazla tonu vardı. Öyle hatırlıyorum. Almıştım hepsini ama çok fazla figürde kullandığım için sadece bunu bulabildim şu an elimde. Şimdi ise 24'e iniyoruz. Bunun için 5 tane sık iğne, bir eksiltme yapıyoruz. 3, 4, 5 ve eksiltiyoruz. Bunu da 4 kez tekrarlıyoruz. Sıra sonuna kadar 4 kez yapıyoruz. Şimdi şu an o 5 sık iğne bir eksiltmeyi ben de yaptım. 24'e indik. 24'ten sonra biliyorsunuz 18, 12, 6 olarak iniyoruz. Normal altıgen mantığında. Yine aynı şekilde iniyoruz şu an. 24'tük, 18'e iniyoruz. Elyafınızı doldurun. En son kapatma aşamasına yakın hala boşluk varsa tekrar doldurursunuz. 18'e inmek için 2 sık iğne,
Bir eksiltme yapıyoruz ve bunu 6 kez tekrarlıyoruz. 3 oldu. 4, 5, eksiltiyorum. 6, 7, 8, eksiltiyorum. 9, 10, 11, eksiltiyorum. 12, 13, 14, eksiltiyorum. 15, 16, 17, eksiltiyorum. 18. Şimdi 12'ye iniyoruz. Bunun için bir sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Şöyle alalım. Bir tane sık iğne, bir tane eksiltme. Bunu da 6 kez yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi bu aşamada kontrol edelim. Boşluk var mı tepede diye, ki var şu an benimkinde de var. Ve o boşluğu dolduralım. Çünkü son eksiltmeyi yapacağız artık. Arda arda 6 tane eksiltme yaparak 6 sık iğne ineceğiz. Ve sonrasında da iğneyle ya da tığla o 6 sık iğneyi toplayarak büzeceğiz tepeye. Şöyle alabildiği kadar koyacağım. Çünkü boşluklar var. Yüzde şekillendirme yapacağımız için saçı var, onu dikeceğiz. Burnu var, gözleri var. İçine iyi doldurmalıyız ki içi boşalmasın, yani deforme olmasın. O yüzden şöyle alabildiği kadar, bakın böyle ittirerek yapıyorum sağına soluna. Hani çok boş kalmasın diye. Aldığı kadar koyacağım. Şöyle devam ediyorum. Çünkü hala boş. Bakıyorum. Evet, hala. Yani şunları da alabilir şu an. E madem niyetlendik. Elyafı da getirdik buraya kadar. Ben zaten çok seviyorum elyaf doldurmayı. Hemen geri mi alalım şimdi? Yazık. Dolduralım. Yeter dese de ben zaten tıkacağım, o kesin. Şansı yok. Bakın, şans var mı? Yok. Tamamdır. Şimdi şunu alıyorum artık, çünkü sayılarımız bitti zaten. 6 tane peş peşe eksiltme yaparak, bakar mısınız, o kadar böyle hunharca doldurmuşum ki ip boynuna dolanmış. 6 tane eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ipimizi keselim. Çok uzun bırakmamıza gerek yok. Çünkü herhangi bir yerde kullanmayacağız. Şöyle çekelim. İğnemize takalım. Büzme teknikleri var ama ben bu şekilde yapıyorum. Şöyle alayım.
Şuradaki öndeki ilmeklerden. 1, tığla da çekebilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6 ve ben şuradan son bir 7.yi de çekiyorum. Her seferinde 7. Şöyle büzüyorum. Büzdüm. Şuradan alıp şuradan bir yerden çıkacağım. Şöyle de el yapımızı da toparlayalım içinden. Başı da bu şekilde toplamış olduk. Bakın kollardan birisi hazırdı. Nerede? Şurada. Diğerini de hazırlayıp dikeceğiz. Sonra da diğer detaylara geçebiliriz artık.